Vallahi yeni bir video ile karşınızdayım. Ne kadar oldu? Bana böyle aylar olmuş gibi geliyor. Uzun zamandır video çekmiyordum ve bugün videoda yeni bir video ile karşınızdayım. O kadar paslandım. O kadar ne yaptığımı bilmiyorum ki. Umarım çok kötü olmaz sizler için. Saat şu an gece 11.30. Ve benim bugün iki kere öğlen uykusuna uyuduğu için, öğlen uykusuna yattığı için uyumayan çocuğum şarkılar söylüyor. Artık demiştim ki kendi kendime gündüz evde video çekecek sessizliği ve sakinliği bulamıyorum. En azından akşamları çekerim. Anatolia'nın benim için her zaman olduğu gibi farklı planları vardı. O yüzden inşallah onun arkada kendi kendine söylediği şarkılar sizi rahatsız etmez. Ve şu videoyu bitirebilirim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Koronada ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim. O kadar çok bitenlerim birikti ki onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada farkında mısınız? Kekeriyorum, konuşamıyorum. Dünya kadar bitenlerim var. Onlar hakkında konuşacağım. Bugün elime geldiği gibi alacağım ve göstereceğim. Dove'un Beauty Cream, bu el kremini bitirdim. Ben bunu el kremi olarak kullandım daha doğrusu. Bitirdim. Bunun kokusu çok güzel. Bu pembe olan kesin Türkiye'de vardır. Genelde bunu o zamanlar biraz daha büyükçe çanta taşıyordum. Şu an çantamı değiştirdim ve büyük çantalara tahammül edemiyorum ve daha ufak bir çanta taşıyorum. O yüzden çok çantama sığmıyor. Ama daha büyükçe çanta taşıdığım zaman bunu çantamda taşıyordum. Çünkü benim hayatımda el kremi olmak zorunda. Çantamda bir tane var. İş yerine bir tane bırakıyorum. Evde, banyoda bir tane var. Yatak odamda bir tane var. Ve salonda bildiğiniz kahve masasının üzerine sürekli duran bir tane var. Çünkü garip bir şekilde ellerimi sürekli kremlemek ihtiyacı hissediyorum. Özellikle yıkadıktan sonra, bu korona günlerinde deliler gibi suyla, sabunla, suyla tabii ki daha sabunla sürekli ellerimizi yıkadığımız için kuruyor diye deliler gibi el kremi kullanıyorum. Bir başka krem, kapağı kim bilir nerede. Bir sürü kapağı falan olmayan ürün göreceksiniz. Çünkü benim çocuğum bunların içine giriyor ve bunlarla oynamayı seviyor. Kapağı eminim bir yerden çıkacaktı. Clinique'in Dramatically Different Moisturizing Jelly var elimde. Ben bundan senelerdir kullanıyorum. Sürekli düzenli olmasa da, üst üste hani biri bitince birini alayım şeklinde olmasa da ara ara senelerdir kullanıyorum. Ve hep jel olanını kullanıyorum. Memnunum, seviyorum. Benim eskiden cildim yağlıydı. Doğumdan sonra biraz daha karma, yine yağlıya dönük karma. Dönem dönem kuruluk sorunu yaşayabilirim ama düzenli cilt bakımı yaparsam yaşamıyorum. Şu sıralarda düzenli cilt bakımı yaptığım bir dönemdeyim. Eğer isterseniz bir cilt bakımı videosu da gelebilir. Yani çok çok kuruluk sorunu yaşadığım zamanlar dışında normal günlük olarak bu benim işimi görüyordu. Severek kullandım. Bir başka bitirdiğim ürün. Bu ben Aktol ile çalıştığım dönemde Aktol'ün bana gönderdiği yüzlerce dersem abartmış olur muyum ama onlarca diyeyim. Üründen bir tanesiydi. Perfect Volume Shampoo isimli. Bu Nature Lab Tokyo'nun şampuanıydı. Bu şampuan ve saç kremlerinin herhangi bir sorunu yoktu ambalajları dışında. Şöyle baktığınızda aslında ilginç, fena olmayan bir ambalaj. Bu arada Anatolia'nın sanatını görüyorsunuz arkada. Ambalajı normalde çirkin değil fakat belli bir yerden sonra artık içinde ürün azaldığı zaman pompaya gelmemeye başlıyordu. Ve bu aslında plastik gibi görünse de, ki plastik, çok sert bir plastik, ürünü sıkma şansınız yok. Üstünden şöyle açıp bu şekilde akıtmaya çalışıyoruz. İçindeki ürün de oldukça yoğun olduğu için akmakta sorun yaşıyordu. Yani ambalajı sebebiyle kullanışsızdı. O yüzden yani bana gönderilmişti ama gidip kendim normalde aldığım bir ürün olsaydı tekrar almazdım. Zira çok kullanışsızdı. Kullanımı zordu yani. Nivea Pearl and Beauty. Bu benim en sevdiğim deodorant biliyorsunuz. Ve Amerika'da bulmak çok zor. O yüzden Türkiye'ye her geldiğimde böyle birkaç tane getirdim. Depoladığım deodorantlardan bir tanesi. Maalesef işte içinde alüminyum vesaire olduğu için hani böyle doğal ya da güvenilir içerikli deodorantlardan bir tanesi değil. Bildiğiniz normal böyle marketten aldığınız diğer bütün deodorantlar gibi olan bir deodorant. Maalesef Amerika'da çok zor bulunsa da. Kokusu çok güzel ve bence gerçekten de ter kokusuna karşı süper kalıcıydı. Güzel önlem alıyordu. Çok çok severek kullandım. Eğer alabilecek... Ahşim. I love you so much. You're good. It's okay. Ben durunca da biliyordum. Ne diyordum? Sık ulaşabileceğim bir ürün olsaydı sürekli alırdım. Colgate'in Sensitive diş macunu. Hem Charlie'nin hem de benim dişlerimiz hassas. Ve böyle bazen dönem dönem kullansam da çok
aşırı işte beyazlatıcı, şu bu özellikli ürünler bazen hassasiyet yaratabiliyor. Çernikler benden daha da hassas. O yüzden o sürekli hassas olanları alıyor ve kullanıyoruz. Bir başka detekim. Colgate'in yine hassas olan farkları neymiş? Maximum strength. Hassas dişler için ama maksimum güçlü olurken, bu da hassas dişler için ama hem prevent and repair diyor Fiyer diş macunu. Bir diğer ürün Evolu diyen markasının miseler suyu, bence Bioderma dahil bütün miseler sular aynı. Yani hepsi makyajı temizliyor evet, ama böyle Revlon Color Stay gibi çıkması zor makyajı temizlemekte bence hepsi başarısız. Ama böyle suya dayanıklı olmayan, aşırı yağ içerikli bir ürün gerektirmeyen basit cilt makyajını ve göz makyajını hepsi aynı çıkarıyor. En azından benim bugüne kadar kullandıklarımın hepsi aynı çıkarıyordu. Yani iyiydi, hoştu, beni delirtmedi. Fransa'da yapılmış bu arada. Tekrar alkolsüz, parabensiz. Tekrar alabilirim ama dediğim gibi yani hayır, başka bir miseler su olmaz illa bu diyeceğim bir ürün değildi. Ama kötü de değildi. It's a 10. Bir dönem bunun hakkında ne kadar çok konuşuyordum. Böyle biri bitip biri aldığım ürünlerden bir tanesi de, herhalde bunun 3-4 şişe bitirmişimdir. Bir de bu devasa yani. Bu ürüne dair kötü olan tek şey fiyatı, bence çok pahalı ama hak etmiyor diyemem. Yani gerçekten güzel bir ürün. Benim saçlarım ince telli, üstleri dalgalı, altları kıvırcık. İnce telli ve kıvırcık saç iyi bir ikili değil. Çünkü çok çabuk elektriklenebiliyor ve çok çabuk dolaşıyor. İşte bu banyodan sonra, banyoda kremleyip sonradan bunu sıkıp tarama olayına bana çok yardımcı olur. Saçımı açmakta faydası oluyordu. Onun dışında işte 10 tane şeye iyi geldiği söyleniyor. Kuru saçı ne derler, repairs, onarıyormuş, parlaklık veriyormuş, işte frizi kontrol, elektriklenmeyi kontrol ediyormuş, uçlarının kırılmasını engelliyormuş falan. Onları ne kadar yapıyor bilmiyorum ama onun dışında benim kullandığım amaca uyuyordu. Yani ben saçlarımı açsın, açmamı kolaylaştırsın diye kullanıyordum ve uyuyordu. Kokusu da güzel. Çok severek kullandım. Hala elinde bir küçük seyahati boyu var. Hani biter bitmez tekrar koşar alır mıyım eskisi gibi bilmiyorum ama güzeldi yani. Tavsiye edebileceğim bir ürün. Caudalie'nin Vino Perfect Serum'u. Ben Caudalie markasını seviyorum. Bu serum çok aman aman özel bir ürün değildi bence ama genel anlamda Caudalie'nin kaliteli ürünler yaptığını düşünüyorum. Bu serum da fena değildi. Yani deneme boyu çok gerçi küçük bir boy değil. Küçük bir boy değil. 10 ml bir ürün anlamak için bence çok yetersiz bir miktar değil ama fena değildi. Yani böyle serumu siz ne amaçla kullanıyorsunuz bilmiyorum. Ben genelde bazen nemlendirici altında, bazen tamamen kendisini nemlendirici gibi kullanabiliyorum. Serumuna göre değilse de. Bu aydınlık verdiği insanın complexion'ımız ne derler, cilt rengimizi aydınlatın söylemiş. Öyle bir etkisini görmedim ama nemlendirmesi fena değildi. Brown Sugar and Fig. Ah, Bath & Body Works'ın en güzel kokularından bir tanesi. Ralph Lauren'ın Hot isimli, piyasada şu an bulunmayan, bulunması çok zor olan, üretimi durdurulan parfümle muadil. Çok güzel bir koku. Duş jeli de çok güzel kokuyor. Vücut kremi de çok güzel kokuyor. Biten bir iki tane Bath & Body Works vücut kreminden bahsedeceğim birazdan ve muhtemelen o zaman da tekrarlayacağım ama bunların, yani Bath & Body Works'tan tek bir şey alacaksanız bu kesinlikle vücut kremleri olurdu bence. Duş jelleri de güzel seviyorum ama sonuçta kokuları çok kalıcı olmuyor ama duşta keyif veriyor mu? Veriyor. Ama vücut kremlerinin kokusunun kalıcılığı inanılmaz. Bugün azıcık dedim ya, her yerde el kremi bulunduruyorum diye. Masamın üzerinde Bath & Body Works'un vücut kremlerini ben genelde el kremi ve vücut kremi olarak kullanıyorum. Bunun Triple Moisture Cream, üçlü nemlendiren krem olanı şurada masamın üstünde duruyor. Ondan azıcık elime sürmüştüm ve kayınvalidem şey dedi, evde çok güzel bir şey koktu. Allah Allah ne falan filan diye düşünürken onun yanına gelip geçtikçe o kokuyu almış ve dedi ki sen kokuyorsun çok güzel. Elinde o krem vardı. Yani parfüm yoktu. Bunun üzerinde o krem vardı. Gerçekten çok güzel kokuyorlar. Güzelden ziyade hepsi çok güzel kokuyor. Bazıları çok basit böyle meyveli falan filan kokabiliyor ama güzel kokanları gerçekten çok kalıcı kokuları. Öyle söyleyeyim size. Cotton Rounds. ne derler? Pamuk diskleri. Bu neymiş? Güllü efendim, Kala markasının gül sulu. Kore'de yapılmış. Kore ürünü. Bir adet makyaj. Ah çok güzel kokuyor. Tertemiz pudralı bir gül kokusu.
O kadar uzun zamandır bunun içinde bekliyordu ki diğer bütün ürünlerle beraber kokusunu unutmuşum. Ama çok güzel kokuyor. Bunları Marshalls'tan alıyorum ben bu tarz ürünleri ve hepsi aynı gibi geliyor. Kokusuna göre ya da bazen üstünde yazanları gibi böyle kimisi çarkolu böyle kömürlü falan. Yeni moda galiba bu kömürlü detoks yapan şeyler. Onlar hariç çünkü yüzüme kömürlü bir şey sürmek istemiyorum. Onlar hariç genelde değiştire değiştire ne kokulu bulursam onları alıyorum. Böyle makyajın kaba taslak silmek için iyi oluyorlar bence. John Frieda markasının volüm veren, saça dolgunluk veren kuru şampuanı. Ben kuru şampuanları dolgunluk amaçlı kullanmıyorum pek. O yüzden o özelliğine çok yorum yapamayacağım. Bir yandan da Charlie'nin olan ürünleri buradan çıkarmaya çalışıyorum. İlginizi çekmeyeceğini düşünüyorum. Ya da belki bir gün Charlie'ye video yaparız o yorumlar onları diye. Dediğim gibi ben kuru şampuanları dolgunluk amaçlı kullanmıyorum ama evet veriyorlar. Genel anlamda. Ama o böyle saçtaki yağlılığı almak için çok sık kuru şampuan da kullanmıyorum aslında açık söyleyeyim. Bunlar bana böyle bir tane şey 2 sene 3 sene falan geçiyor o kadar az kullanıyorum. Yani normal duş almanın yerini tutmuyor bence. Ama böyle düzenli spor yapıyorsanız işte her gün duş almayayım hani o arada geçiştireyim istiyorsanız kuru şampuanlar o anlamda hayat kurtarıcı olabiliyor bir günlük. Ki bence yine de süper sonuç alınamıyor bence. Daha doğrusu şöyle eğer düz saçlı olsaydım daha iyi sonuç alırdım. Bunu saç diplerime sıkıp şöyle güzel ve belli bir yere kadar sıkıp güzelce fırçalayabilecek olsam saçımı daha iyi sonuç alırdım. Benim saçlarım ben kururken asla taramadığım için ya da fırçalayamayacağım çünkü böyle olur. Fırçalayamayacağım için bence dalgalı saçları ya da kıvırcık saçları çok güzel sonuç vermiyorlar. Bence naçizane fikrim. Charlie'nin ürünlerini görmek istemiyorum. Çünkü onlar hakkında ben konuşamam ben kullanmadığım için ve bir gün kendisi ne zaman video yapacağız bilmediğim için. Keşke bunları tabii videodan önce ayırsaydım ama işte o akıl. Bir de dediğim gibi o kadar uzun aylardır şeyin içine duruyorlar ki artık ne olduğunu bile unutmuştum. Bazıları bana bile sürpriz olabilir. CVS'in Advanced Floss Picks diş ipi. Ama bu şöyle olanlardan. Şöyle plastikli tutulanlardan tam adı nasıl söyleniyor ne bilmiyorum diş ipi. Ben seviyorum bu tarz ürünleri. Normal diş ipi aslında daha faydalı. Evet onu kullanın sürekli diyorlar ama bana bunlar biraz daha kolay geliyor. Dış tarafı, şu alt tarafın kürdan üst tarafı da diş ipi olduğu için severek kullanıyorum. Bunlar bizim evde. Şimdi Anatolia'nın da hem dişlerini fırçalamaya hem de diş ipi kullanmaya başlamasıyla bizim evde deliler gibi tüketilen şeyler. Ay çay da yememiş içmemiş deodorant bitirmiş. Helal diyorum kendisine. Brio Gio markasının Don't Despair Repair Deep Conditioner Mask'i. Hani az önce demiştim ya 10 ml bir ürün hakkında fikir sahibi olmak için yeterli bir rakam diye. Saç ürünlerine gelince bu öyle olmuyor. Zira bana yetmiyorlar. Kokusundan hatırlamaya çalışıyorum. Ürünü maalesef hatırlamıyorum. Bu 30 ml'lik ürün benim saçıma yani sadece bir kere gidiyor. O yüzden hani bir kullanımda böyle gerçekten derinlemesine nemlendirdi mi inanın hatırlamıyorum. Keşke şu an size bunun hakkında daha detaylı bilgi verebilseydim ama maalesef hatırlamıyorum. İnşallah beni affedersiniz. Daha sonra Charlie'nin bildiğiniz atmış bunu ya da bunu ya Charlie atıyor ya da Anatolia koymuş. Biliyor musun? Bu ağzına kadar dolu bir Givenchy parfüm. Gentleman Only Givenchy Absolute diyor. Kokusu fena değil. Charlie bunu niye atıyor? Bence Charlie bunu atmıyor. Anatolia bunu ele geçirmiş ve onun içine koymuş diye geri çıkarayım. Bildiğiniz ya da bitmiş mi bu? Şişesi mi bu kadar ağır? Çünkü bir saniye. Bitmiş. Ne salam. Bitmiş. Bitmiş. Evet pardon. O kadar ağır ki resmen içi dolu sandım. Çok güzel. Çok hoş kokuyor. Okey. Bitmiş. Sonra kapağı bile ağır. Bu da Aktoli'nin hediyelerinden bir tanesi. Sağ olsun. Aktoli bana zamanında böyle dünyayı gönderdi. Haklarını inkar edemem. Buraya yine Charlie bitmiş parfüm. Bunların yorumlarını bir gün Charlie'ye bu videoyu yapıp sizlere yorumlatacağım söz. Biten bir başka ürünüm. Aşım. Revlon Colorstay fonteni. Son zamanlarda böyle canlı yayınları falan bana çok sık soruyorsunuz. Dior'un Nude Air'ini çok seviyordum. Armani'nin Lemony Silk'ini çok seviyorum. Sonuçta bunlar bana gönderilen parfümler değil. Kendim para verip alıyordum. Niye artık onları almıyorsun diye. Çünkü muhteşem fonetini buldum. Evet
Dior New Year'i hala çok seviyorum. Gerçekten çok iyi bir fondöten olduğunu düşünüyorum. Armani'nin Luminous Silk'in özellikle ciltli duruşları itibariyle çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ama onların 3'te 1'i fiyatında ve bana aradığım her şeyi veren bir fondöten buldum. Bu fondötenin tek dezavantajı ciltten çok zor çıkması. Ciltten ve özellikle fırçalardan imkansız zor çıkması. Ama onun dışında ciltten çok zor değil. Double cleansing dedikleri yağ bazlı bir yağ bazlı değil. Yağ yani ne derler temizlik yağı, cilt yağı, makyaj yağı, makyaj temizleme yağı kullandığınız sürece ve onun üstüne ondan sonra da güzel bir yüz temizleyiciyle yıkadığınız sürece ciltten çıkıyor. Fırçalardan asla ne yaptıysam çıkaramadım kafayı yedirtiyor bana. Ve yani ne fırça temizleyiciler kullandım buna rağmen çok çok zor çıkması. Ama onun dışında harika, harika bir fondöten bu. Kapatıcılığı yüksek. Ciltli duruşu çok çok güzel. Pardon. Kapatıcılığı yüksek. Ciltli duruşu çok çok güzel. Mat durmuyor çünkü ben normalden kuru cilde dönük olanı kullanıyorum. Mat durmuyor. Hafif böyle bir ışıltısı var. Doğal bir ışıltı. Cildin böyle kendi ışıltısı gibi. Saatlerce bozulmadan duruyor. Yani saatlerce taş gibi duran bir fondöten. Gerçekten uygun da fiyatlı. Türkiye'de işte 50-60 lirası ya da 100 lira bilmiyorum fiyatını. Türkiye'de çok uygun değil diyorsunuz. Evet ama yine de Türkiye'de de bir Dior ya da Armani fondötenine kıyasla daha uygundur diye tahmin ediyorum. Burada da aldığınız yere göre değişiyor. 10 dolara da bulabilirsiniz. 13 dolara da ama o civarlarda. Hassasıyım. Kaç tane bitirdim hatırlamıyorum. Yani son zamanlarda üst üste bir sürü bitirdim bunlardan. Zira çok güzel. Şunları ne akla hizmet koyuyorsun? Bu nasıl bir saçmalık? Saçımı boyadım diye bunları kullanmışım ve bunu buraya koymuşum. Yani çöpçü mantığı benimki de. Clinique Clarifying Lotion karmadan yağlıya dönük ciltler için olan toniğinin 3 numaralı olanı. Bunların numaraları var ya. Yani tonikti. Daha bugüne kadar aman işte ya bu tonik harika. Bu tonik dünyadaki bütün toniklerden daha güzel bir tonik diyebileceğim. Hiçbir tonik görmedim mi? Bence hepsi aynı. O yüzden ihtiyacınız varsa kullanın. Ben şu sıra kullanmıyorum bile bir tonik. Budur yani söyleyeceğim hakkında. Onu nefret etmedim, aşık olmadım. Herhangi bir tonikte. Gold Bond Ultimate Healing. Bunu özellikle Charlie kullanmıştı. Saçlarım var. Oh no. Leş. Bunu yanılmıyorsam biz Türkiye'ye gelirken mi yanımıza getirmiş ya da bu markanın aynısı olabilir böyle. Hem taşıması kolay olsun hem küçük boy olsun diye. Bayağı böyle yapısı ağır ama kötü anlamda ağır değil böyle. Dolgun bir yapısı var. Ellerinize sürünce böyle doyurucu o. Bazı kremleri sürüyorsunuz böyle losyon gibi. Elinize böyle beyaz bir iz bırakıyor. Ya da vücudunuza. Beyaz bir iz bırakıyor ama sanki alnında emilmiyor. Emildiğinde o nemlenmiş hissi vermiyor. Eminim biliyorsunuzdur size bu tarz kremlere denk gelmişsinizdir daha önce. Ama bu öyle değil. Böyle yapısı biraz yoğun da olsa alnında emiliyor. Haz veriyordu. Yine Caudalie'nin Vinosaurus yine serumu. Bir önceki serumunun aksine bu SOS Thirst Quenching Serum demiş. Yani cildiniz böyle çok hani kuru ya da böyle susuzsa onu hemen anında o susuzluğu giderecek serum. Yalnız ben buna bayılmamıştım. Diğer serum bir tık daha güzeldi. Bu çok akışkanlı yapısı. Yani böyle cildin susuzluğunu giderecek, o nemi cilde verecek bir ürün için fazla akışkanlı. Kötü değildi ama yani kullanırken böyle bir haz olarak kullanmamıştım. Ne yalan söyleyeyim. Glam Glow'un Super Toner'ı... Cilde exfoliate. Peeling oluyor. Cilt yüzeyini soyan toniği. Küçük boy bir şeydi. Bu biraz cildi yakıyordu. Yani biraz böyle kliniğe göre bir tık daha güçlü sanırım. O yüzden hafif cildi yakıyordu. Çok hassas ciltliyseniz o anlamda tavsiye etmiyorum. Bir de yani çok olayını anlamadım açıkçası. Clinique, Glam Glow, L'Oreal hepsi aynı benim için. Söz konusu tonik olduğunda. Maybelline'in... Ay bunu boşuna... Pardon. Maybelline'in Dream Lumi Touch isimli highlighting concealer'ı göz altlarınız için bir kapatıcı. Ama daha çok böyle aydınlık vermesi için bir şeyleri kapatmaktan ziyade fena değil de bu tarz ürünlerin tek dezavantajı acayip çabuk bitiyorlar bence. Evet Maybelline çok pahalı değil.
atıyorum işte bir tuş eklata kıyasla ki muadil olabilecek kadar hem rengi olarak hem duruş olarak hem de işlevi olarak açıkçası tuş eklat almaktansa bunu tavsiye edebilirim ki tuş eklat da güzel bir şey demiyorum. Ama hani çok çabuk bitiyorlar ya Maybelline alınabilir ona kıyasla. Güzeldi yani göz altlarınız çok sorunlu değilse bence işinizi görür ama böyle çok kara göz altlarınız varsa bu tarz bir ürün asla sizi kesmeyecektir. Bir diğer ürünüm Clinique Quick Liner for Eyes Intense. Bunu tabii ki, bu, ay ben bunu çok severek kullandım. Evet doğru. Ben buna aşık olarak kullandım. Kullanması çok kolay. Şimdi normalde göz kalemlerin böyle asansörlü kalemleri çok aşırı kullanmıyorum. Bir tane zaten Yadigar göz kalemim var. L'Oreal'in her videoda görüyorsunuzdur. En azından göz kalemi sürdüğüm videolarda. Onu kullanıyorum. Fakat ben bunu normal eyeliner yerine kullanıyorum. Çok ince eyeliner sürme gereği duymadığım zamanlarda böyle çarçabuk süreyim çıkayım dediğim zamanlarda kullanıyordum. Her asansörlü ürün için bu geçerli mi bilmiyorum ama bu da çok çabuk bitti. Böyle çok kremsiydi. Özellikle kremsilerse bir kullanışta zaten çıkardığınız kadarı bitiyor. Zaten içine toplasanız şu kadar ürün vardı benimkinde. Kaç grammış çok merak ettim. Çabuk bitti. Çabuk bitmesi dışında çok güzeldi bu. Intense Ebony eğer merak ediniz varsa rengi 9 numara. Clinique Quick Liner for Eyes Intense. Yani böyle eğer eyeliner sürmekte zorlanıyorsanız bir tık daha kolay bir şey olsun ama çok ince çekemezsiniz bununla. Bunu da dert etmiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten güzeldi. Hatta bunu çok sevdiğim için ama uygun olsun drugstore'dan alayım bir tane diye cover girl'ün bir tane aynı bunun gibi asansörlü kalemini aldım. Leş yani nerede bunun yumuşaklığı nerede o kazık gibi. Yves Saint Laurent'ın The Shock rimeli. Bu sürdüğünde gerçekten şok etkisi yaratıyor diyebilirim. Tek dezavantajı wand, fırçasına çok fazla ürün alıyor. Ve böyle bazen böyle bir sürüşte bile biraz böyle yapış yapış kalabiliyor kirpiklerinize. Çünkü çok fazla ürün geliyor. Bir de çabuk kurumuyor. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Çünkü ben çok böyle çabuk takır takır olan ikinci katı sürmeden anında sertleşen rimelleri de çok sevmiyorum. Ama bu böyle biraz fazla geç kuruyor. Hani bunu sürüp de böyle bir hapşırırsanız falan durum beter. Clarins'in Grafik Ink Liner'ı ucu taş gibi oldu. Fakat bu güzeldi. Yine böyle eğer eyeliner sürmekte zorlanıyorsanız dirseğinizi bir masaya dayamak kaydıyla şu şekilde kalem gibi bunlara kalem eyeliner diyorum ben. Sürmek kolay oluyordu. Ya da kolaylaştırabilir sürme olayını sizler için. Bu bölüm kimin var mesela? Wet n Wild'ın. Sanırım ya da Essence'in hani 6 ayrı oluyor üstünü batırıp sürüyorsunuz ya onlardan bir tık daha kolay geliyor bunlar. Daha uzun oldukları için sanki kontrolü bir tık daha kolay gibi geliyor bana. Güzeldi. Hourglass'ın Caution Extreme Lash rimeli. Bu da fena değildi. Güzel dolgunluk veriyordu. Bunu sürdüğüm zaman sıkça alın soruyordunuz bana. Hoştu yani dolgunluk vermesi güzel. Benim için bir rimelin en önemli özelliği dolgunluk vermesi. Evet hem uzatsa hem dolgunluk verse hem kıvırsa hem takma kepek gibi gösterse şahane ama gerçekçi baktığımızda hepsini bir arada veremiyorsa size I'm watching you. Nasıl yalan söyledim çocuğum seni izliyorum dedim izlemiyorum. Şu an gayet elim içte gözüm oynaşta şeklindeyim. Her neyse benim için dolgunluk önemli. Hangi markaymış bu? Yalnız bu çok uzun bir video olacak ya. İki parça mı yapsam 23 dakika bitti ve daha bir poşetim bile bitmedi. Neyse. Elements H2O Plus Beauty'nin Elements yüz temizleyicisi. Fena değildi. Bitirmişim yani. Benim için yapısını beğenmediğim ya da kokusunu beğenmediğim ki göreceksiniz sanırım. Atmışımdır kesin bunun için birkaç tane. Ürünleri kullanmam imkansız. Yani bir ürünü böyle dibini sıkacak kadar, bitirecek kadar kullandıysam ürünün en azından fena değil kategorisinde olması lazım. Çok hatırlamıyorum açıkçası ama demek ki beğenmişim ki bitirmişim. Az önce Glam Glow'un Tony için çok aman şahane değil, çok işe yaramıyor demiştim. Glam Glow'un çok işe yaradığını ve hoş olduğunu düşündüğüm bir ürünü var ki Youth Mud. Bu Exfoliating Treatment. Az önce demiştim ya böyle içinde çamur olan şeyleri kullanmak istemiyorum diye. Bu bildiğiniz çamur değil, kömür olanı kullanmak istemiyorum doğru. Bu bir çamur maskesi sanırım. Mud çamur demek. O böyle yeşil olup sürdüğünüzde gözeneklerinizin üzerinde
kocaman kocaman görünen yüzünüze sürdüğünüzde inanılmaz çirkin durup sonradan çıkardığınızda böyle berrak tertemiz bir cilt bırakan maske bu. Evet çok pahalı. Fiyatını hak ediyor mu? Yani bunun etkisini gösteren başka bir maske bulana kadar hayır ama şimdilik evet güzel. Bu arada ben maske yapmayı hiç sevmiyorum. Maske yapmaya çok üşeniyorum. Öyle bir sorunumuz var yani benim maske yapışım binde birdir. Şu poşet boşalttıysam eğer başarılı bir şekilde bunları geri koyacağım izninizle. Bu arada bir sohbet videosu çekeceğim size. Son zamanlarda neredeydim, ne yapıyordum? Koronayla nasıl başa çıkıyorum? Ya da çıkabiliyor muyum? Hayat nasıl? Wow, çok özür dilerim. Ona dair bir video çekeceğim. Onun dışında ses nasıl bu videoda? Telefonumun ses sorununu yani bu. Ben iPhone'ları çok seviyorum. Samsung'dan çok daha seviyorum. Ve ses dışında hiçbir problemi yok onların ama bu üçüncü iPhone elimde bana ses konusunda sorun yaşatan. O yüzden bir daha tercih edecek miyim bilmiyorum açıkçası. Sinirlerimi bozmaya başladı bu anlamda. iPhone benim. Okay. Mint Pear markasının kolajen serumuymuş. Fıcıktı. Bu mesela yapısı güzeldi. Az önce bir tane daha serum vardı. Kolajenin çok akışkanlı falan dedim ya. Bu böyle silikon ve jel karışımı bir şey gibiydi. Yumuşaktı ciltte. Yapısı güzeldi yani fena değildi. Eğer içinde kolajen olan bir serum arıyorsanız tavsiye edebilirim. Yalnız bu sanırım Kore markasıydı. Ay nasıl uydurdum. Amerikan markasıymış gayet. Okay. Yıllarca bok atıp durduğum bir parfümün testleri var elimde şu an. Versailles'in Crystal Bright Crystal isimli parfümü. Daha doğrusu bok atmıyordum ama bana hep soruyorlardı insanlar. Ben Crystal Noir'ı sevdiğimi söylediğimde Bright Crystal hakkında ne düşünüyorsun diye. Ya çok vasat hani sıradan falan dedim ki gerçekten de çok şahane olduğunu düşünmüyorum. Ama son zamanlarda kullandığımda daha doğrusu bu testleri kullandığımda fena bulmamıştım. Ama gidip açıkçası tam boyun iğne de almazdım yani. Bence fazla sıradan. Ama böyle yazlık, baharlık, hafif ve çiçekli kokuları seviyorsanız. Bakın ne diyeyim. Ay. Bunu yeni bitirdim ve aşığım, aşığım, aşığım. Yani elimde bunların herhalde en az bir 4-5 tane daha olmasaydı bunu keser kullanırdım. O derece inanılmaz güzel kokuyor. Okey bu ne? Bath & Body Works'ın Snowflakes and Cashmere Ultra Shea vücut kremi. Aa, Triple Moisture değilmiş bunların da artık. Ultra Shea olmuş. Her neyse. Aynı kremler. Biliyorsunuz neden bahsettiğimi. Snowflakes and Cashmere olanı. Koku muhteşem. Böyle ay koku çok güzel. Ne kokusu biliyor musunuz? Cashmere cream. Kaşmir'in kokusu nasıl olur bilmiyorum ama kaşmir kokuyormuş. Karamelli ağaçsı. Clementine neydi? Ve buzlanmış Clementine. Clementine ne olduğunu unuttum. Onun kokusu. Yani böyle çiçeksi ama hafif tatlımsı, kremsi çok hoş bir koku. Çok severek kullandım. Yani bunlar gerçekten ben seviyorum. Hani içerik olarak çok iyi olmayabilirler. Diller gibi parfümlü oldukları için uzun vadede cildinizi daha da kurutur mu eder mi bilmiyorum ama ben bunu çok severek kullandım. Çoğunlukla el kremi olarak kullandım. Etrafta bulunuyordu. Duştan sonra vücuduma da sürüyordum. Bacaklarıma kullanıyorum falan. Çok 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 severek kullandım. Hem kokusu buram buram hem de kalıcı. Güzel de nemlendiriyor en azından o anlık. Suave Professionals'ın Firm Control saç spreyi. Saç spreyi benim evimde olmazsa olmaz ve sadece tek bir amaç için kullanıyorum genelde. O da işe giderken saçlarımı arkaya doğru topladığımda şuralardan çıkan diller gibi beni çıldırtan bebek saçlarını kontrol almak için sıkıyorum. Ve sadece bu amaçla kullanıyorum. Şu an yine sanırım Suave'in bir başka kremi var. Bu fena değildi yalnız çok güçlü değildi. Ben bir tık daha böyle güçlü bir şey istiyorum. Bir daha almam bunu. Nitekim Suave'in bir başka kremini aldıysam da o krem bu krem değildi. Daha sonra efendim ay ben bunu çok severek kullandım. Kores markasının bir Yunan markası vahşi çiçek no, vahşi gül kokulu ilk başta krem şeklinde olan fakat suyla birleşince cildinize köpüren temizleyicisi. Ben bunu evet Marshalls'tan almıştım. Uygun bir fiyata 4 dolar mı? Ay attım. 8 dolar almışım. Ama hem kokusu güzeldi bir de çok çabuk bitirdim ya. Bunun kokusu hala çok güzel. Evet gerçekten böyle vahşi bir gül gibi kokuyor. Vahşi gül. Ama cidden hoş kokuyor. Kendim söyledim kendim gülüm. Ah kokusu çok güzeldi.
Bulma şansınız varsa kesinlikle bakın. Hatta ben maşallah tekrar baktım bulamadım. Bulsam bir iki tane de alacaktım. Makyajı dahil güzel çıkarıyordu. Bunu kullanınca başka bir şey kullanmama gerek kalmıyor. Direkt eve gelip makyajımı yaldır yaldır bununla yıkıyordum. Çok az veriyordu. Keşke bulsam tekrar alırdım. İneliyorum. Kores'in Wild Rose Foaming Cream Cleanser olanı. Yes. Devam. Ay çöpe giden bir ürün. Çöpe gittiği için üzen bir ürün. Bir yandan üzüyor bir yandan üzmüyor. Yine Aktuali göndermişti bana vakti zamanında. Aktuali bana dünyayı göndermiş. Üstünden gelemiyorum bunun ama gerçekten yani adamın hakkını yemek istemiyorum. Her neyse. Bu Lancome'un Renergy Lift Multi Action Ultra güneş kremli hem de sıkılaştıran ve siyah noktaları, koyu noktaları dark spot ne ya? Evet koyu noktaları düzenleyen nemlendiricisi. Okay. Şimdi bu seriyi çok öven arkadaşlarım var. Bunun içinde 30 güneş koruma faktörü vardı. Aslına baktığınızda günlük bir krem olarak muhteşem kullanılabilirdi. Ama ben bunun yapısını hiç sevmemiştim arkadaşlar. Maalesef yani olay güzel. İşte nemlendirmesi güzel, sıkılaştırması güzel. Yaş 37'ye geliyor ihtiyacım. Kesinlikle var. Siyah noktaları varsa onları düzeltiyor. Yani vaat ettikleri çok güzel ama ürünün yapısını hiç sevmemiştim. O yüzden kullanmadım. Yani %95'i içinde duruyordur ve maalesef son kullanma tarihi geçmiş. Şimdi normalde çok dikkat etmiyorum son kullanma tarihine her ürünün açıkçası ama bu 1 sene olmuş. 6-7 ay olmuş. Son kullanma tarihi geçeli ve içinde SPF, güneş koruma faktörü olmuş. Yani cilt bakım ürünlerinin son kullanma tarihine makyajdan daha çok dikkat ediyorum. Ne kadar doğru yapıyorum bilmiyorum ama o yüzden çöpe gidiyor. Çöpe giden bir başka ürün Clarins'in içinde 15 güneş koruma faktörü olan göz illuminator, göz aydınlatıcısı. Ya bu çok yani şöyle de göstereyim. Benim göz altım için çok koyu bir kere. Şurada. Görüyor musunuz? Benim göz altlarıma bunu aydınlatıcı olarak sürmem için çok koyu bir renk. Doğal olarak elinde durmasının bir anlamı yok. Çevrende bunu kullanacak kimse de yok ve sanırım evet 6 aymış bunu da kullan. Bu da 2019'da son tarihi geçmiş. O yüzden üzülerek kendisine de veda ediyorum. Ay geçenlerde bitirdiğim ve severek kullandığım bir ürün. Laneige sanırım. Laneige markasının Lip Sleeping Mask'i. Yani bunu sürüyorsunuz akşam bununla uyuyorsunuz. Ben bunu açıkçası gün içinde de sürüyordum. Küçük deneme boyunca sanırım Sephora kutularından çıkan. Güzeldi yani biraz kalın benim zevkime göre ama hiç rahatsız etmiyordu. Böyle aşırı yapış yapış değildi ama orada olduğu belliydi yani. Ve böyle siz kendiniz silene kadar çoğunlukla orada kalıyordu. Güzeldi, fena değil. Eğer bu tarz bir şey arıyorsanız ve fiyatı sizin için sorun değilse tavsiye edebilirim. Güzel nemlendiriyordu. Ay, wow wow wow. Herkes uyuyor evde. Anatolia hariç. Hiç uyumaya niyet yok. Aqualina'nın Icing Sugar'lı vücut kremi. Ay bu. Şunu keşke koklayabilsiniz. Şuradan size uzatıp koklatabilsem. Bu o kadar güzel bir böyle şekerli vanilya kokusu ki ama bildiğiniz böyle ağır vanilyalar gibi değil. Eşsiz ötesi bir krem. Normalde böyle açık mavi bir rengi var. Buz mavisi gibi. Ben bunu Türkiye'de yaşarken Sevil Parfümeri'den keşfetmiştim ve o gün bugündür aşıktım. Bir ara Marshalls'ı hem de indirimli sadece 2 dolara bulunca üstüne atlamıştım. Hepsi böyle biraz bozulmuş gibiydi. Muhtemelen o yüzden 2 dolar. Bunu dert etmeden pıtın vücuduma sürüyordum. Aşıktım. Kokusu inanılmaz kalıcı. Çok tatlı böyle bir kokuydu. Bulsam kesinlikle ve kesinlikle alırım. Sadece eski günlerin anısına bile olsa yine alırım. Morphe'nin kocacığım almıştı bunu bana yılbaşı hediyesi olarak. Böyle Morphe'den ufak bir set almıştı. Bu da içindeydi. Limon kokulu efendime söyleyeyim foşe temizleyicisi. İyiydi, hoştu. Bayağı yoğun bir limon kokusu. Böyle tatlı bir limon kokusu. Güzeldi. Tek sorun Revlon Color Stay'i fırçalarından temizlemiyordu. Onun dışında her şeyi, bronzer'ı, göz fırçalarını, efendime söyleyeyim allık fırçalarını falan güzel temizlerken Revlon'u temizlemiyordu. Bir de çabuk bitti. Kim bilir kaç para verdi buna bilmiyorum ama yani ben bu tarz ürünleri çok bereketli bulmuyorum açıkçası. Herhangi bir sabunda işimizi görür bence. Dove'un Advanced Care Beauty Finish deodorantı. Bu tarz şeyleri böyle açıp göstermek iğrenç geliyor bana. Biraz. Ama kokusu fena değil bunun. Yani işte. Bunun altılı setini mi ne almıştım Costco'dan.
çok aşık olmasam da kullanıyorum yani. Sonuçta deodorant kullanmam gerekiyor. Okey. Beten Body Works'un o yon bluzu çok sevimli olan. Bu böyle yılbaşı döneminde aldığım. Allah'ım video çok uzun olacak. Ne yapayım ama çok bitirmişim. Yes my love. Pardon, onu yürüyormuş. Mary Cookie isimli bu el sabunumu bitirmişim. Kokusunu hatırlamıyorum, böyle baya yoğun bir... Baya baya yoğun. Sanki böyle Bailey's kokusu gibi, böyle alkollülük de varmış gibi içinde kokunun. Güzeldi el sabunu. Vanilla Bean Noel hakkında ne kadar konuştum eski videolarda biliyorsunuz. Şimdi şu an eskisi kadar aşık değilim. Ama yine de seviyorum. Eskisi kadar aşık değilim. Böyle. Eskisi kadar sık kullanmıyorum ama seviyorum. Şu an elimde başka yedeğim var mı bilmiyorum bu arada. Fresh'in Sugar Strawberry Exfoliating Face Wash'ı. Ben kim kime şiş deyip duruyor ya televizyonda. Elsa ve Anya izliyoruz. Sanırım onlar şişiyor. Kokusu çok hoş. Ben Fresh'in birçok ürünü seviyorum ama bu bence çok güzel değildi. Yani köpürmüyordu. Ben biraz da böyle bu tarz ürünlerin köpürmesini istiyorum. Kötü değildi ama hani gidip de bunun tam boyunu para verip almam açıkçası. Bana Sephora'dan çıkmıştı sağ olsun. Aman o. Bu az önce bahsettiğim, aynı şampuanın muhteşem ışıltı veren versiyonu. Muhteşem bir ışıltı vermediği gibi bahsettiğim gibi kullanması çok düşmeyin. Kullanması çok, ambalajı çok kullanması da o yüzden tekrar almazdım. Bir başka Dove deodorant bitirmişim. Ay Purity. Ay bu hangisi? Micellar suyu. Philosophy'nin Purity markasının micellar suyu. Fena değildi, makyajım güzel temizliyordu. Micellar suları hakkındaki fikrimi de söylemiştim. O yüzden uzatmayacağım. Belief markasının The True Cream Aqua Balm su bazlı nemlendiricisi. Zaten su bazlı olduğu şuradan bile belli oluyordu. Böyle biraz losyonumsu bir havası vardı. Ben böyle bir tık cilte olmasa da sürüş esnasında bir tık daha böyle ağır, daha krem gibi şeyleri daha çok seviyorum sanırım. Ama cilte ağır olmalarını asla sevmiyorum. Böyle bir kıl bir tipim. Fena değil. Yves Saint Laurent'in Black Opium'un New Blanche diye okunuyor sanırım. Parfümünün testleri. Bileğime sadece tek bir fıs sıkabildim. Daha sonra Anatolia bunu elimden kaptığı gibi odasına gitti. Ve tamamen oraya buraya sıkarak bitirdi. Tek bir fıs sıkabildim ve bana normal Black Opium'la aynı kokuyormuş gibi geldi. Böyle arada kahve notası falan, başka bir şey fark edemedim. Organics'in gerçekten çok hit and miss bir marka. Bir iki ürünü çok güzel severek kullanıyorum. Onun dışındakiler hepsi trash bence cidden. Bu da onlardan bir tanesi de Green Tea Fitness Conditioner. Yeşil çaylı saç saç kremi. Asla yumuşatmayan, asla saçlarınızın açılmasına fayda sağlamayan, dünyanın en boktan saç kremiyle hiçbir şekilde tavsiye etmem. Philosophy'nin Purity temizleyicisi. Ben bundan daha önce kullanıp sevmemiştim. Sonra tekrar kullanıp bayıldım. Hatta bir iki tane daha bitirmiştim bundan. Güzel bir temizleyici. Gerçekten güzel temizlediğini düşünüyorum. Yani böyle çok ağır makyajları falan böyle çıkarmayacaktır. Ama onun dışında günlük kullanabilecek hoş bir temizleyici. Tekrar alabilirim. Bath & Body Works'un Winter Candy Apple isimli el sabunu. Bu Charlie istiyor diye almıştım. Ben ne kadar vanilyalı böyle kokili karamelli falan kokuları seviyorsam o da Beybelleri seviyor. Elma kokuyor arkadaşlar. Bir olayı yak bence. Kötü değil ama yani ne olay olacak elma kokulu bir şey. Bu aşırı pahalı fakat ne olduğunu asla anlamadığım Amore Pacific'in yine aktüeli göndermişti sağ olsunlar. Serum desem değil, tonik desem değil, nemlendirici desem değil, su gibi bir şeydi. Böyle elinize sürüp cildinize sürmeniz gerekiyor. Bir süre sonra ondan çok sıkıldım ve bir tonik gibi pomada döküp cildimi silmeye başladım. O şekilde de bitirdim. Yani bir olayını görmedim. Kötü müydü, iyi miydi, cildime bir zarar vermediği gibi bir ekstra güzellik de sağlamadı. Bilmiyorum ekstra bir güzellik görüyor musunuz ama tekrar almazdım. Ama ambalajı falan çok hoş, böyle şık, kalite ve bayağı pahalı diye hatırlıyorum. O yüzden her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi kendisi sonu var. L'Oreal Elsev değil miydi ya bu? Şimdi olmuş Elvive'ın. Total Repair 5. Güya saçınızdaki damage. Gecenin 12'sinde gerçekten aklıma gelmiyor. Zararı temizleyen balma. Temizleyen değil o zararı. Zararı onaran
Sen adam olmazsın Bilgen. Sunny Side Up olayına dönecek bu ama vallahi aklıma gelmedi. Zararı onaran saç maskesi. Saçımda bir zarar onarılmadı maalesef. Fena değildi. Şahane de değil. Baya baya parfüm. Of. Bazıları çok ağır bunların ya. Ay. Tekrar almayacağım. Ay, bu, 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 bu. Fronas. Fronas. Frosted Coconut Snowball. Arkadaşlar bu bugüne kadar hayatımda sürüp en çok iltifat aldığım krem olabilir. Ben bunu Versace'nin Crystal Noir parfümüyle layerlamak için almıştım. Yani böyle onun içine bir kokonat hindistan cevizi kokusu vardır ya hani onu böyle daha çok meydana çıkarsın. Hani altına hindistan cevizi krem süreyim, üstüne de parfümü süreyim. O hindistan cevizi olayı daha çok ortaya çıksın diye düşünerek almıştım. Fakat bu bambaşka bir yere gitti. Bunu çantamda el kremi olarak kullanıyorum iş yerinde. Böyle iş arkadaşlarımın iki tanesi, özellikle bir tanesi Song diye Koreli bir çocuk buna aşıktı. Ya bana şöyle Bilgen çok güzel kokuyorsun. Diyordum okey sağ ol teşekkür ama Bilgen çok güzel kokuyorsun falan diyordu. Böyle aşıktı buna. Sonra bizim kızlardan bir tanesi daha aşıktı ve müşteriler falan sürekli iltifat ediyordu. Yani kendiniz iltifat almak istiyorsanız parfümünüze, kokunuza iltifat edin. Bence mesela çok ağırdı. Benim zevkime göre çok ağırdı. Hiç böyle ya kötü değil ama sıradan şekerli bir hindistan cevizi kokusu. Hani böyle baş döndürücü falan değil. Daha ne kokular var buna gelene kadar ama en çok iltifat aldım. Koku bayra. Efendim asıl Frosted Coconut Snowball. Bath & Body Works'ten. Sonlara yaklaşıyoruz. Warm Vanilla Sugar el sabunu. Bu kokuyu içinizde herhalde Bath & Body Works'te birlikte bunu bilmeyen yoktur. Hafif baymayan silik bir vanilya kokusu. Olsa da olur, olmasa da olur. Vanilya Bean Noel el sabunu tabii ki vazgeçilmez. Ay bir de azıcık kalmış. Niye kullanmamışım ki? İsrafkarsın Bilgen. Ondan olabilir mi? Ay parfümleri sona saklayayım mı? Bir tane daha Revlon Colors'ı. Bu arada ben genelde aynı rengi almıyorum. Bir öncekinin şu an asla bu kalabalıkta bulamasam da rengi 180'di sanırım. Bunun ay nasıl yalancısın? Bu da 180. Şuradaki 24'e bakıp bunun rengi 24 diyecektim. Kafam bu kadar çalışıyor. Aynı rengi alabiliyormuşum. Çaktırmayın. The Body Shop'un British Rose el kremi. Yapısı bence gayet berbat. Kokusu güzeldi ama yapısı benim zevkime göre, benim ihtiyacıma göre çok çok yumuşaktı. Ben böyle daha çok o Bath & Body Works tarzı daha yoğun kremleri seviyorum. Bu fazla akışkandı. Öyle söyleyeyim size. Yani görüyorsunuz el kremi konusunda yalan söylemiyorum. Çünkü bir tane daha bitirmişim. Dove'dan çıkardım bu arada. Bir tane daha bitirmişim. Bir tane daha açıp şu an yaraladım ama iş yerinde. Oy seni çok seviyorum aynı çocuğumun da uyuma zamanı geldi. Asla uyutamadım yani. Artık umudu kesip yayına başlamıştım ama uyutamamışım. Lancome'un Idol parfümünün deneme boyu geldi. Bunu sürünce çare şey dedi. You smell like a French hoe. Bir Fransız hoe'nun ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Şeysi gibi kokuyorsun dedi. Kokuyor bu dedi daha doğrusu. Bence bu arada bunun bence şeysi çok saçma sapan bir şeysi var. Yani göze hoş görünüyor ama aşırı kullanışsızdır ya da böyle anında kırılabilir gibi geliyor. Yani kokuyu çok sevsem bile şişesi yüzünden alır mıydım bilmiyorum. Ya da alsam bile asla kutusundan çıkarmazdım bence. Kokusu hocam gerçekten böyle biraz bir hohluk var kokuda. Böyle pis bir body odor kokusu geliyor. Bir tane daha Colgate'in Sensitive diş fırçası. Diş fırçası bu. Tamam anla fırçalıyorsunuz. Diş macunu. Glam Glow'un Super Cleans kremde, ay ben bunu dedim ya sevmediğim bir ürünü asla kullanamam diye. İşte bu berbat. Zaten tipinden belli böyle bir şey kim suratına sürmek ister. Bunu direkt böyle kin maskesi ve diş macunu karışımı bir koku. Böyle bir yapı. Yüzünüze asla temizlik hissi vermeyen bir temizlik. Almayayım, alana mani olmayayım. Hatta alana da mani olayım, almayayım bence. Glam Glow'un Super Cleans Clearing Cream to Foam Cleanser. Yüz temizleyicisiymiş arkadaşlar. Temizlemeyen yüz temizleyicisi yapmışlar. No. Thank you. I'll pass. Algenis'in Genius isimli artık böyle ultimate yani son. Bundan ötesi yok. Ne diyordum? Ne diyordum? Ultimate göz kremi. Bu Algenis markasının normalde pahalı bir krem. Ben uygun fiyatlı almıştım bunu sanırım Marshalls'tan. Kullandım bitirdim. Tekrar aman aman koşayım geri al, tekrar alayım diyebileceğim bir krem olmadığı gibi kötü de değildi. Bir gün tekrar alabilirim uygun fiyatlı görürsem. Yani iş gördü.
Sonra bundan bahsettim. Clinique Moisture 72 saat kalıcı ya da 72 saat boyunca nemlendiren kremi. Aynısının şimdi aynı boyunu bir tane daha kullanıyorum. Fena değil. Yani güzel nemlendirdiğini düşünüyorum. Tekrar sanırım bu Sephora'dan çıkmıştı ama böyle bir gün gidip tam boyu alınabilir. Bence kötü değil. Jelle krem arası gibi. Mesela Dramatically Different Moisturizer Jell'e kıyasla bir tık daha sanki kalın gibi yapısı. O yüzden fena değil. İkisi de iş görebilir ama bu sanırım bir tık daha pahalı. O yüzden bilmiyorum. Bilemiyorum. Ve sanırım geri kalanın hepsi ay atma bilgen. Okey, çöpe giden bir başka ürün. Contex markasının C vitaminli göz kremi. Çok iyisin, çok güzelsin. Bir de göz çevremi cayır cayır yakmasaydım. Belki iyi anlaşabilirdi Contex'cim ama bildiğiniz iki kullanımda göz çevremi yaktı. Ben manyak mıyım? Göz çevresi kadar ince bir deriye onu yakacak bir şey söyleyeyim. No thank you deyip kendisinden kurtuldum. Bu da Unseen Sunscreen Sugar Group markasının küçük boy bir 40 koruma faktörlü güneş kremiydi. Bunu böyle çantaya atarım. Dışarıda lazım olduğunda kullanırım diye düşünüyorum. Anatoly'yi benden önce eline geçirip orasına burasına sürmek şeklinde bitirdim. Daha sonra parfüm testerları var. Size dünya eğer kimseyi kırmak, incitmek istemiyorum sevenleri varsa ama bence benim burnuma göre şöyle düşünün 70 yaşındaki 80 yaşındaki babaanneniz hala regl olabilseydi bir babaannenin regl olduğunu böyle 2 hafta falan duş almadığını düşünün. Çok iğrenç bir tarif biliyorum ama yemin ediyorum bu parfüm aynı öyle kokuyor. Philosophy'nin Amazing Grace isimli parfümü hayatımda kokladığım en iğrenç parfüm olabilir. Bunun küçük deneme boyu elime geçmişti. Geçmez olsun. Ben zaten sürdüm ve böyle bir oldum. Sonra sen Anatolia bunu eline geçir. Orana burana sık çocuğuma yanaşasım gelmedi o gün. Tüm gün boyunca kötü ötesi bir parfüm. Yani sakın para verip almayın. Sakın ha. Ve bir diğer gene Anatolia'nın eline geçtiği için benim sadece dibini koklayabildiğim parfüm. Victoria Rolf'un Flower Balm isimli parfümü. Güzel, şekerli, hafif pudramsı bir güya çiçek parfümü. Ben çiçek kokusu almıyorum. Hafif pudralı böyle şekerli bir koku alıyorum. Hoş. Seveni çok biliyorum. Beni benden almıyor ama kötü de değil yani. Hani gidip böyle almazdım herhalde ama birilerinde kokladığıma rahatsız eden bir koku değil. Ve son olarak hayatımın aşkını buldum. Korkarım hayatımın parfümünü buldum. Çünkü bunun yüzünden başka hiçbir parfüm kullanmak istemiyorum artık. Ve fakat çok pahalı olduğu için henüz böyle gidip 33 mililitrelik seyahat boyunu aldım. Ki onlardan bir tanesini bitirdim. Seyahat boyu 3 tane 11'er mililitre. Toplamda 33 mililitrelik şöyle 3 tane şişe içinde geliyor. Ve ben bir tanesini maalesef kalbim kırılarak bitirdim. Çünkü aşığım. Çünkü dünyanın en güzel, en eşsiz kokan parfümü bu. Su gibi, hava gibi, odunsu, şekersiz ve böyle ilaçsı bir koku. Garip bir tarif değil mi? Bu dünyada başka hiçbir parfüme benzemiyor bence. Ve gerçekten hayatımın parfümünü bulmuş olabilirim. Zira bundan başka hiçbir şey kokmak istemiyorum, kullanmak istemiyorum. Ama dediğim gibi çok pahalı olduğu için kendimi durdurmak zorunda kalıyorum. 2 tane küçük boy testerını kullanmıştım. O da parfüm olanı 2'şer mililitre. Ve bir de 11 mililitrelik boyunu bitirdim. Hangi parfüm bu? Maison Francis Kurt Dijon'un Baccarat Rouge 540 numaralı bu parfümüne bütün kalbimle aşığım, sevdalıyım. Ah, tapıyorum, delisiyim. Böyle. Ve yalan söylemişim. Meğer bir tane daha parfüm varmış. Yine bayıldığım, aşık olduğum bir parfüm. Ralph Lauren'ın Hot isimli parfüm. Bunun dibinde de azıcık varmış. Ben neye istinaden bitirdim diyorum bunu. Ay ben zaten bunun şişesini atmayacağım, saklayacağım. O dibindeki azıcık da böyle ara ara açıp koklamak için ya da istersen bir iki fıs sıkmak için saklayabilirim. Parfümlerimin şişelerini atmama karar aldım. Nereye kadar bilmiyorum ama böyle uzun yıllar sonra tekrar bakmak için ya da diyelim ki eBay'den falan bir daha aynısını almak istersem orijinalliği konusunda referans olması için şişelerin saklamayı düşünüyorum elimde. Ralph Lauren'ın Hot isimli güzel, tropikal, tatlı, hoş bir parfümüydü. Ona muadil de Bath & Body Works'in Brown Sugar and Fig isimli az önce gösterdiğim şu an burada bulamadığım kokusu. Evet arkadaşlar dünyanın en uzun biteneler videosu oldu korkarım. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Umarım arkadaki gürültü çok rahatsız etmemiştir. Umarım video size haz vermiştir. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Çok öptüm.
Hoşça kalın.